Bir devletin hukuk devleti olabilmesi için de doğal olarak yargı bağımsızlığının sağlanması gerekir. İdarenin işlem ve eylemlerinin denetiminin bağımsız bir organ tarafından yapılması esasına dayanan yargı bağımsızlığının hem şekil olarak hem de öz olarak sağlanması gerekir. Hukuk devletinde bireyler hukuki güvenlik hakkının gereği olarak hangi davranışının sonucunda ne tür bir muameleyle karşılaşacağını bilebilecek durumda olmalıdır. En başta birey olarak hakim ve savcıların da bu hakka sahip olması gerekmektedir. Öte yandan hakim ve savcılara anayasalarda öngörülen yargıçlık güvencesi de tam olarak sağlanmalı ve hakim ve savcılar kararlarını hiçbir baskı altında kalmadan tam bir vicdanı rahatlıkla vermelidir. Bunu sağlamak ise hakim ve savcının değil, devletin görevidir. Hakimlik teminatı hakimler için değil, esasında bireyler için bir güvencedir. Bir yıl içerisinde 2-3 defa görev yeri değişen bir hakimin kendisini güvende hissetmesi mümkün değildir. Siyasetin etkisinde gibi algılanan bir yargının da birey için bir güvence olması mümkün değildir. Hakimlerin hiçbir somut ve hukuki dayanağı olmadan görüş, düşünce, inanç ve mezheplerine göre ayrımcılığa tabi tutulması, hatta bunun sanki çoğulculukmuş gibi takdim edilmesi, telafisi güç birçok zarara yol açacaktır. Bir hakimin hakimlik unvanının önüne böylesi sıfatlar eklenmesi o hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda kamu vicdanında büyük hasara neden olacaktır. Yargıtay Kanunu'nda yapılan son yasal değişiklikler sonrasında yapılan ve süre gelen uygulamalar Yargıtay'ın kurumsal bağımsızlığını ortadan kaldırıcı nitelikte olup yüksek mahkemenin faaliyetleri idari bir kurulun faaliyetlerine bağlı hale getirilmiştir. Yeni anayasada bu husus mutlaka yargı bağımsızlığı esasına göre düzenlenmelidir.